اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد اللهم صل على محمد اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ الأكدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين Amin ya mu'in. Allahum allimna ma yenfa'una ve bima bima'allemtena. Amin. Bi hürmeti seyyidil muhselin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affı mağfiret eylesin. allah Teala istikametten kendi yolundan ayırmasın. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellemin izinde yürümeyi ve inşallah onunla beraber cennette aynı sofraya oturabilmeyi, cemalini de doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize, aile bireylerimize nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz, güzel insanlar, Allah'ın dostları, Allah'ın güzel kulları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerin üzerinden çok az bir gün geçti. Malumunuz pazar günü 17 Ekim akşamında Mevlid kandilini idrak ettik elhamdülillah. Nicelerini Rabbim eriştirsin. Sağlık, afiyet içerisinde inşallah. Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Şerlerden muhafaza eylesin. Hayırlara koşuşturmayı, hayırlara motor olmayı, şerlere de fren olabilmeyi, şerleri durdurabilmeyi, Allah'ın yoluna güzel hizmetler götürebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Bu ikramdır. Hani büyükler demiş ya, Allah'ın seni sevdiğini anlamak istiyorsan nerede değerlendirildiğine bak. Allah sevdiği kulunu sevdiği yolla değerlendirir. Biz de Allah yolunda bulunuyorsak, Allah'ın dinini seviyor, sohbetleri seviyor, koşuşturmayı seviyor, birisinin bir namaza başlaması için efendim adeta efendim çırpınıyorsak, biz Allah'ın sevgili kuluyuz demektir. Elhamdülillah. Rabbim yolundan ayırmasın inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akşamında Şöyle güzel bir çalışma yapıldı. 8 milyar insan var. 8 milyar insandan 8 milyar salavat-ı şerife Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edildi. Sadece benim Kur'an kursu öğretmenliği yapmış olduğum Uhud Camii Kur'an kursunda 36 tane talebemiz var. O talebeler böyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ortaokul bölümünde 10, 11, 12 yaşlarında çocuklarımız bir seferber oldular ve 650 bin tane yaklaşık salavat-ı getirdiler. Elhamdülillah. Rabbim kabul eylesin. Derslerden de kalmıyoruz tabii. Hem hafızlık yapılıyor, hem imhatiba gidiliyor, hem yatılık alıyorlar. Onların böyle efendim koşuşturması, diğer kurslarımızdaki yavrularımızın koşuşturması var ya, Türkiye'mizin sigortasıdır. Rabbim sayılarını arttırsın ve her evden inşallah bir hafız efendi, bir hoca efendi, bir alim çıkması nasip eylesin. Dostlar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu sene itibariyle Mevlid-i Nebi haftası olarak 17 Ekim'den 24 Ekim'e kadar bir hafta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımını, insanlara onun ahlakını bildirmeyi amaç edindi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefasıyla alakalı güzel bilgiler aktarılıyor. Vefa, yani sana iyilik yapan birisinin kıymetini bilmen, onu hiç unutmaman. Yakışmaz zaten bize. Bir insan iyiliğini gördük, işimiz bitti, Sonra kenara bırakalım, kenara itelim, ismini bile anmayalım. Olmaz. Yani kaliteli bir insan, erdem sahibi bir insan, kültür sahibi bir insan, ahlakı efendim olgunlaşmış bir insan bunu asla yapamaz. Rabbim zerre kadar ama zerre kadar olsun emeği bize maddi manevi yönden geçmiş kimler varsa ölenlerine rahmet eylesin kabirler nur makamları cennet olsun. Hayatta olanlarına hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Evlerine huzur, kazançlarına bolluklar, bereketler ihsan eylesin. Dua ederiz. Dua etmemiz de gerekiyor. Bakın sevgililer sevgilisi o güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefa örneği olarak bir olayı kitaplarda okuyoruz. Efendim hayran oluyoruz. Hangi birisi hayran olamayız ki? Ama bir tanesiyle başlamış olalım. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz dünyaya geldiği zaman babasız dünyaya geldi. Doğmadan kendisi iki ay öncesinde babası Abdullah'ı kaybetmişti. Mübarek altı yaşına geldi annesi de gitti. Yani babadan yetim anneden öksüz bir şekilde altı yaşında kaldı. Dedesi Abdülmuttalip iki sene ona bakabildi. Sekiz yaşında da o vefat etti. Sonrasında sekiz yaşından itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Ebu Talib'in hanımı vardı. Hanımın ismi Fatma bin Esed'di. Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam amcasının oğlu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ali Radyalan annesi, kendisinin de yengesi, o Fatma bin Esed'in vefatında hiç kimse yapmamış olduğu bir olayı yaptı. Nedir o? Merak ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, sırtındaki giymiş olduğu gömleği çıkarttı. Hazreti Ali Efendimiz'e verdi ve dedi ki ya Ali bunu kefen olarak annenize giydirin. İnşallah umulur ki Rabbim benim tenimin değmiş olduğu bu gömlek sayesinde onun tenini de cehennemden kurtarır ve cehennemde yakmaz. Allahu Ekber. Bunlar kalmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kabri açılmış. O Fatma bin Esed annemiz Müslüman da o. Eşi Müslüman olmamıştı Ebu Talip. Ama o Müslüman olmuştu. Hazreti Ali'nin annesi sonrasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabre kendisi bizzat indi ve o mezarlığa uzandı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle mübarek uzandı. Sağ tarafına doğru yattı. Biraz bekledi, dualar etti. Kalktı, çıktı. Sahabe sordu yarısına. Bu nedir? Yani biz daha önce görmedik sizden böyle bir şey deyince buyurdu ki şimdi yengem efendim buraya bırakılacak. İnşallah ümit ediyorum ki kabir azabı görmez. Onun için yattım. O benim annemden sonra annemdi. Diğer çocuklarından önce beni yedirmeye çalışırdı. Bana efendim ihtimam gösterirdi, beni çok severdi. Ben de ona bu noktada yardımcı olmaya çalışıyorum. Allahu Ekber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz de buna benzer büyüklerimizin kıymetini bilelim, saygılı olalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi küçüklerine merhamet göstermeyen, büyüklerine de saygı göstermeyen kimse bizden değildir diyor. Onun için küçüklere de karşı efendim görevimizi yapacağız. Onların başlarını okşayacağız. Onların efendim öpeceğiz, seveceğiz. Efendim onore edeceğiz. Hediyeler vereceğiz ve bir iz bırakacağız onların gönüllerinde ve büyüklerimize de saygımızı asla unutmayacağız. Yani ben doktor oldum, ben mühendis oldum, ben hafız oldum, ben hoca oldum. İşte amcan orada amcan efendim eğilip de elini öpmüyorsun. Ne bileyim efendim dönüyorsun bu tarafta halan. İşte bu bir şey bilmez. Cahilin birisidir deyip de onunla muhatap olmuyorsun. Babana bile efendim böyle yukarıdan bakıyorsun. Sen ilmin yok kardeşim. Sen ilim alamadın. Hoca olamadın sen. Sen, sen, sen kitaplarını efendim okumuş oldun kitaplarını asla ve asla şu anda saymadın, sevmedin. Onların içerisindekileri yerine getirmedikten sonra Boşa okudun. Yani çok özür dilerim, söylüyorum. Bir merkebin, bir eşeğin üzerine siz dünya kadar kitap koysanız o merkep yine merkeptir. Değişmiyor ki. İnsan da okuduktan sonrasında eğer ahlakı güzelleşmiyorsa, adam gibi adam olmuyorsa, o kimsenin okudukları kendisine bir fayda sağlamaz. Geçiyor dünyada. Belki işte bir iki para kazanır ama ahireti berbat olur arkasından dua alamaz. Hatta şunu da söyletir. İşte efendim göya okudu, kibir gurur yapıyor. Dün neydin sen falan deyip de bunlar arkamızdan söyletmeyelim. Evet, aziz dinleyenlerimiz, güzel insanlar, Allah'ın dostları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını Rabbim hepimize, çocuklarımıza, neslimize, zürriyetimize, damatlarımıza, gelinlerimize nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmakla zaten bitiremeyiz. Ama bir olay daha sizinle paylaşayım. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın onu tarifine bir bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dediğim o bir efendim ölçütünü daha, bir tane ahlaki örneğini daha şöyle görebiliyoruz. Diyor ki kitaplarımız, Mescid-i Nebi'yi yani o Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidini, o yeşil kubbeli olan Medine'deki mescidini sırf Allah rızası için bir beklentisi olmadan temizleyen bir kadın vardı. Örtülü, efendim, feracesini giymiş, cilbabını giymiş, orada temizlikler yapıyor, varsa bir çöp onları alıyor, kaldırıyor falan. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hanımefendiyi birkaç gün göremeyince nerededir o diyor. Temizlik yapan birisi vardı diyor, göremiyorum. E, ya diyorlar. Öldü vefat etti. Onu biz de defnettik falan. Bana haber vermeniz gerekmez miydi? O bizim camimizi, mescidimizi temizliyordu. Allah ondan razı olsun diyor. Mezarını bana gösterin, kabrini gösterin diyor alıyor götürüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine kabrinde bir namaz daha kılıyor. Özel duasını yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani işte bu temizlikçi bir kadın. ben ne ilgilendirir? Böyle bir olay yok. İslam'da, İslam'da bu işler zirve işlerdir. En sevilen işlerdir. Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Yani kapıcıkımız varsa onda ilgileneceğiz. Temizlikçimiz varsa onda ilgileneceğiz. Geçenlerde siz de biliyorsunuz. Bir temizlikçi, efendim aslanlar gibi temizlikçi. Ne iman var ki onun da sokak temizlerken böyle Allah'ından razı olsun bir tane para efendim dolu çanta buluyor ve hemen emniyete 155'e haber veriyor. Emniyetçiler geliyor. İçerisinden efendim telefon numarası buluyorlar o çantanın içerisinde. Adama haber veriyorlar. Adam gün gören de bir yerde çıkıyor. Ondan sonra adama gidiyorlar. Çantasını veriyorlar. Tabi çantanın içerisinde bugünün rakamıyla 500 bin TL para var. Yani 500 bin eski tabirle 500 milyar bir daire parası. Dolayısıyla Adam diyorlar ki sen bunu alabilirdin falan. Ne demek diyor? Haram diyor, haram diyor. Yani benden çıkması çocuklarından çıkar diyor. Ben böyle bir şey asla alamam diyor. Ondan sonra e nasıl bir iman bakın görüyor musunuz? Yani Allah'ın güzel kulları. Bu temizlikçi deyip de geçmeyin. Nice profesörleri, nice efendim tabiri caizse efendim kalentör insanları, ondan sonra nice siyasiler falan geçmiştir bu adam ya. Yani. Bu adam geçmiştir. Öyle profesörler, doktorlar biliyorsunuz ki eczanelerle işbirliği yapıyorlar, efendim bir yerlerle işbirliği yapıyorlar, insanları kandırıyorlar, devleti kandırıyorlar. Ondan sonra hasta olmayan bir kimseyi hasta olmasına rağmen röntgene gönderiyorlar. Efendim herhangi bir şeyde kan tahlili yaptırıyorlar. Niye? Para girsin diye hastaneye. Zalim insan, zalim insan. Ameliyata bile efendim hiç ameliyat gerekmeyen bir kimseyi ameliyata gönderdiklerini biliyoruz siz de biliyorsunuz. Allah ahlakımızı güzel eylesin. Çocuklarımızın neslimizin ahlakını çok güzel eylesin. Damatlarımızın nesli efendim gelinlerimizin ahlakını çok güzel eylesin. Çok dua edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh tabi ee, küçük yaşlarda beraber olduğu için sonrasında merak ediyor babası Hazreti Ali radıyallahu anh'a soruyor Efendimiz Aleyhisselam'ın hem amcasının oğlu hem de damadı Hazreti Ali radıyallahu anh evine çok rahat bir şekilde girip çıkabiliyor. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la 10 yaşından itibaren efendim böyle beraber olmuş, fotoğrafları çekmiş, onu zunlamış, almış bütün bilgileri ondan efendim görüntüleri almış, yaşam biçimini görmüş ve oğlu Hazreti Hüseyin'e ve bizlere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlaki tanımını yaparken şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz her zaman güler yüzdü, yumuşak huylu, alçak gönüllüydü. Güler yüz, bakın yumuşak huy bir de alçak gönüllülük esastır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam izinden giden kimse kibir, gurur yapamaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden yoldan giden kimse katı efendim böyle çehreli ondan sonra insanlara kaba davranamaz. Yumuşak huylu olur, güler yüzlü olur, tatlı dilli olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asla asık suratlı, efendim bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulucu değildi. Allahu Ekber. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mümkün olduğu kadarıyla mümkün olduğu kadarıyla örtüyordu kusurları, hataları. Hatta şahsa direkt bir şey söylemezdi. Bir hata gördüğü zaman size ne oluyor ki şöyle yapıyorsunuz deyip umuma söyleyip oradan çıkartırdı. Herhangi bir şey varsa insanlar yanlışlarını oradan alırlardı. Sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir güzelliğini günümüzde de Yakalamaya çalışalım inşallah. Hoşlanmanı bir şey görürdü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama görmezlikten gelirdi. Hiçbir zamanda kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmazdı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki sahabe-i kiram bir şey istenildiği zaman yok dediğini asla bilmeyiz. Ne yapar eder? o istenilen şeyin aracısı olur ve efendim onu karşılamaya çalışır. Hatta bir seferinde birisi geldi, bir deve yük taşımak için istedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o arada böyle yok da diyemedi. Bakıyor sağına soluna. Sahabeden birisi dedi ki, ben aracı olabilirim ya Resulat dedi. Ben bulabilirim bu kardeşimizin isteğini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok mutlu oldu ve ona döndü dedi ki, hayra kim dalalet ederse o kimse hayır işlemiş gibidir. Hadi git buna bir aracı ol dedi yani. Hayra kim dalalet ederse, aracı olursa hayır işlemekte efendim. Belki sizin paranız yetmez ama parası yeten, gücü yeten bir insana götürüyorsunuz. O işi orada bitirtiyorsunuz. Allah aynen onun da sevabını veriyor. Size de efendim, aracı olduğunuz için o hayrı işlemiş gibi sevabı yazdırıyor. Elhamdülillah. Rabbim koşturmayı nasip etsin ya. Ne güzel bir şeydir bu. Allah yolunda koşturmak, insanların iyiliğine efendim çalışmak, insanların efendim moralini düzeltmeye çalışmak, insanlara moral vermeye çalışmak. Allahu Ekber. Hep hayır şeyler konuşmak lazım. Sevgili dinleyenlerim, Allah hepinizden razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor, Hazreti Enes Radıyallâh 10 sene yanında kaldım, 10 sene hizmetinde bulundum. 10 sene içerisinde Peygamber Peygamber bana bir öf bile demedi. Bakın anneye babaya öf zaten denmez de yanınızdaki çalıştırdığınızda 10 sene, 10 ay değil bu, 10 gün değil, 10 sene. Asla. Niye şunu yapmadın? Asla demedi. Yapsaydın? Asla demedi. Yani Olayı kendi haline bırakıyor. Zaten siz de o kaliteli, o güzel davranışı görünce efendim mecburen iyiliğe yöneliyorsunuz. Bazen çok tenkit edersiniz. Adam artık gıcıklığına size kötü şeyler yapmaya başlar yani. Size efendim böyle damarınıza dokunur. Ondan sonra nasıl olsa buna huylanıyorsunuz ya bir daha yapar. Artık adam bunu kanıksamış, iyice beynine yerleştirmiş. Senin üzülmen için tekrar çayını açık istiyorsun. demli getirir. Yav anlamıyor musun sen? falan dersin böyle. Ondan sonra gönderi geriye açık yaptırtır. Bir dahaki sefer yine getirirsin sen. Yani adamın öyle davranışı artık senin için büyük bir moral kaynağıdır. Bu adamı böyle göreyim. Adam iyice sinirlensin. İyice efendim adam öyle sabriyse hasta olsun. Onun için hiç söylemeyeceksin kardeşim. Yani diyeceksin ki bak çok teşekkür ederim. Ondan sonra bir limon bulacaksın. O demli çayın üzerine biraz limon efendim atacaksın. Çok güzel bir şekilde o hem limon da faydalıdır C vitamini olarak harika bir şekilde bir sunum olacak. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o izini, yolunu, ahlaki olan erdemini, kalitesini bugün yakalamamızı da nasip etsin ki Evlerimiz onunla şenlensin. Okullarımız onun ahlakıyla efendim yüceler yücesine efendim yükselsin. Allah katına yükselsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın girdiği her yer efendim rahmet olur, bereket olur, huzur olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü son olarak şu hadis-i şerifiyle beraber bitirmiş olalım sohbetimizi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bütün peygamber kardeşlerim Adem aleyhisselam'dan bugüne kadar gelenlerin hepsi Allahu Teala'ya bir dua hakları vardı. Onu dünyadayken kullandılar. Adem aleyhisselam cennetten çıkınca kullandı. Nuh aleyhisselam gemisi için kullandı. Musa aleyhisselam Firavun'un şerrinden kurtulmak için kullandı. Kısacası efendim Lut Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam, efendim bu tarafa dönün Yunus balığı Yunus Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam bütün peygamberler böyle kredilerini dünyada dua kredilerini kullandılar. Ama ben kullanmadım. Bütün çilelere sabrediyor Efendimiz Aleyhisselam sabrediyor. Niçin kullanmadım biliyor musunuz diyor. Ben dua kredimi ahirete bıraktım. Ümmetim için orada kullanacağım. Orada inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o dua kredisi var ya şefaat olarak bize dönecek inşallah. Onun şefaati de bakın müjdeye. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam diyor şefaati li ehl kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleri işleyenler olacak. Büyük günah işleyenlere. Yani küçük günahlar zaten kul hakkı hariç yapmış olduğu hataların başın dişin ağrıdığında, herhangi bir üzüntün olduğunda, çocuğundan vesairesinde onlar da eriyor gidiyor, yıkanıyor. E büyük günahlara karşı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mahşer gününde şefaati yetişecek inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imanımızı kurtarıp da gittik mi Ya Rabbi bunlar çok zor bir dönemdeydi ümmetim olarak. E, rica etsem bunlara şefaatimi kullansam bağışlar mısın Allah'ım? Allah'ımız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar seviyor ki onun dileğini nasıl geri çevirsin? Bağışladım. Senin hatırın için bağışladım. Onun için biz ne diyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati bizlere nasip olsun inşallah. Allah'ımız Celle Celaluhu'nun Duha Suresinde buyurduğu gibi ve Duha Suresinde Mevlamız ne diyor? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen en son razı oldum tamam Allah'ım diyeceğin kadar kıyamette sana şefaatini vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz. Ümmetine kullanacaksın. Onların için Rabbim bizim de isimimizi yazsın inşallah. Sohbetimizi dinleyen siz güzel insanlar. Şu anda dinlemeyen ama sizin de dualarınız içerisinde olan kim bütün ümmeti Muhammed'i yazsın Mevlamız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahire ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Sonumuza hayır getir ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e imdad eyle. Ülkemize zarar vermeyen isteyenlere fırsat verme. Özellikle ekonomik yönden bize diz çöktürmek isteyenlere sen diz çöktür Allah'ım. Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, İsrail'le ne varsa ya Rabbi hepsinin derslerini sen ver Allah'ım. İslam'ı, Kur'an'ı bütün dünyaya hakim eyle Allah'ım. Bizi de bu yolda, bu bina, İslam binası kurulurken bir taş koymayı, bir harç adabilmeyi de bu yola nasip et ya Rabbim. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Beş vakit namaz kralınlardan bahtiyar kullanını eyle ya Rabbim. Allah'ım sen ellerinden tut. Yavrularımızı kötü arkadaşlardan, kötü çevrelerden muhafaza ile, Kötü adreslerden muhafaza eyle. Sana teslimdir hepsi ya Rabbim. Biz de sana teslimiz Allah'ım. Son nefeste iman. Kur'an ve şehit olarak huzura gelebilmeyi nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Yarın mahşer günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kucaklaşıp cennetine ilk yerlerle beraber girmeyi, cemalin doya doya seyredebilmeyi, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize, ümmeti Muhammed'e hepimize nasip eyle Allah'ım. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirler nur olsun, makamları cennet olsun Allah'ım. امين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاءنا kabulü için, günahlarımızın affolması <Sessizio> için, ümmeti Muhammed'in sahat ve selameti için, hayırların fetih şerlerinin defi için, bilhassa <Sessizio> Allah rızası için, El Fatiha. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere inşallah.